İstanbul'da faaliyet gösteren bir firmada satış temsilcisi olarak çalışan mesai arkadaşları kendi aralarında WhatsApp grubu kurdu. Sohbet grubunda çalışma şartlarının olumsuzluğu gibi konular değerlendirildi. Yazışmalar bir çalışan tarafından patrona iletildi ve gruptakiler işten çıkarıldı. Haksız fesih ve işe iade davasında Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal bir karara imza attı. Yargıtay İşçilerin iş akışını bozmadığı ve çalışmaları etkilemediği sürece WhatsApp grubu kurmaları ve burada konuşma yapmaları demokratik haktır dedi. Mobil yazışmalarla ilgili geçerli bir ihbar tanımı kanunda düzenlenmiş değil. Ancak Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesine göre ahlak ve şerefe yönelik ve en az 3 kişiyi kapsayan bir paylaşım suç olarak kabul ediliyor. Burada işveren vere veya aile üyelerinin şeref ve namuslarına dokunacak sözler asılsız ihbar ve isnatlarda bulunulması bir e, fesih nedeni olarak sayılmaktadır. Peki iş yerindeki yazışmalarda başka hangi nedenler iş aktinin fesine neden olabilir? İştahatlara göre e, bu yazışmalar veya bu tür davranışlar iş yeri düzenini bozacak davranışlar içeriğinde olmamalı, işverene zarar vermemeli, işveren aleyhine iş arkadaşlarını kışkırtmamalı, işi keyfi olarak yapmamak ve işe geç gelmemek gibi konularda bir e, düzenleme getirmektedir.